Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kipi ve kişisi diğerlerinden farklıdır? A. Elindeki işi bir an önce bitirsin. Bitirsin emir kipiyle çekimli bir fiildir ve kişisi de odur. B. Yemeği bu akşam erken hazırlasın. Hazırlasın yine emir kiplidir ve kişisi odur yine. O hazırlasın. C. Bizi bu gece görmeye gelsin. Gelsin yine emir kiplidir ve o gelsin şeklinde şahıs yine odur. D. Bize her gün uğrasın. Evet, uğrasın yine emirdir ve o uğrasın şahıs aynıdır. E. Bu kitabı ben bitirince sen okursun. Bakınız sen dedi zaten şahsın değiştiğini gördük ve geniş zamanla çekimlidir bu. Demek ki geniş zaman ve şahıs olarak da sen söz konusudur. Diğerlerinden farklı olan E'dir. Cevap E'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi istek kipiyle çekimlenmiştir? İstek kipinin ekleri A, E'dir. Ancak şahıs ekiyle beraber ayım, eğim, alım, elim şeklinde karşımıza çıkabilir. A. Onu dünya gözüyle son kez görsem, görsem dilek şart kipiyle çekimlenmiş bir fiildir. B. Ben de senin gibi yüreğimden yaralandım, yaralandım. Haber kiplerinden biri olan bilinen geçmiş zamanla çekimlidir. C. Soğuk olmazsa ben de sizinle geleyim. Bakın geleyim fiilinde istek kipinin ekini görmekteyiz ve ayım eğim şeklinde şahıs ek ile kaynaşma var. Demek ki bu fiil istek kipiyle çekimlidir. Yüklem. D. Sınavın kötü geçerse üzülme. Yine denersin. Burada iki yüklem var. Üzülme emirdir. Denersin. Geniş zamanla çekimli bir fiildir. E. Bu bahar köye gelmek istiyorum. İstiyorum. Şimdiki zamanla çekimli bir fiildir. Cevap C'dir. Bu dizelerde geçen aşağıdaki sözcüklerin hangisi eylem değildir? Biz dalgalar, fırtınalar, kahramanı yiğitleriz. Ufuklardan ufuklara haber sorar gezeriz. Evet, sorar ve gezeriz. Bunlar geniş zamanla çekimli eylemlerdir. Demek ki A ve B eylemdir. Devam edelim. Güneşlerde uyuklayan yamaçları, kalbi durgun tarlaları bıraktık. Bıraktık da geçmiş zamanla çekimli bir eylemdir. Gölge veren ağaçları sevmiyoruz biz artık. Sevmiyoruz. Şimdiki zamanla çekimli bir eylemdir. Sevgilimiz Eydeniz. Evet, burada geçen kelimelerden biri veren sözcüğüdür. Bu sözcük bir sıfat fiildir. Yani çekimli fiil değildir. Cevap D'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geniş zamanın hikayesiyle çekimlenmiştir? Hikaye olması için sondaki ekin idi şeklinde ayrılması gerekir. Yani ek fiilin. A. Her şeyi annesine tek tek anlatırmış. Anlatırmış geniş zamanın rivayetidir. İmiş olduğu için. B. Beni her görüşünde duygulanırdı. Duygulanırdı geniş zamanın hikayesidir. İdi burada vardır. C. İyi haberi az önce benden öğrendi. Burada basit çekim söz konusu. D. Oğlu yarın askerden gelecekti. Bu sefer gelecek zamanın hikayesi söz konusu. Biz geniş zamanın hikayesini aramaktayız. E. Kardeşinden çok uzun süre ayrı kalmıştı. Duyulan geçmiş zamanın hikayesi var. Cevap B. Fiiller tek kipeki aldıklarında basit çekimli, iki kipeki aldıklarında ise bileşik çekimli olarak adlandırılır. Bu ikinci kipeki aslında ek fiile aittir. Evet, bu ikinci kipeki olarak adlandırdığımız unsur aslında ek fiildir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik zamanlı eylemdir? Birleşik zamanlı eyleminde idi, imiş, ise diye bir ayrım söz konusudur sondaki eklerde. Dolayısıyla biz fiilin birleşik çekimli olup olmadığını bu şekilde rahat anlayabiliriz. A. Yaşlı bir kadını karşıya geçirdi. Burada fiilimiz sadece bir kipeki almıştır. Demek ki bu basit çekimdir. Görülen geçmiş zaman kipeki almıştır. B. Ona karşı en ufak bir saygısızlık yapmadım. Yine bir kipeki vardır. Görülen geçmiş zaman. C. Artık istediğim zaman tatile çıkabilirim. Geniş zamanla çekimlidir sadece. D. Onu bazen bizim sokakta görürdüm. Görürdüm sözcüğünü incelediğimizde görmek fiilimizin köküdür. Ir geniş zaman ekidir. Dı az önce söylediğimiz ikinci kipeki gibi görünen ek fiildir. M de şahıs ekidir. Görür idim şeklinde ayrımı mümkün gördüğünüz gibi. Demek ki bu fiil geniş zamanın hikayesi şeklinde çekimli bir birleşik eylemdir. Birleşik çekimli eylemdir. E. Futbolcularımızın başarısı hepimizi sevindirir. Bu da geniş zamanla çekimli, basit çekimlidir. Cevap D'dir. Cümlelerin yüklemleriyle ilgili hangisi söylenemez diye soruluyor.
Cırlada ifadesi ilk yüklemimiz, çıkardı ifadesi ikinci yüklemimiz başladı, kaynattık ve yardım etti yüklemlerimiz. Cır yansımadır, yansımadan türemiş bir eylemdir, cırdan cırlamak. Baştan başlamak isimdir, baş, başlamak isimden fiil olmuş türemiş bir eylemdir, addan türemiştir. Kaynamaktan kaynatmak eylemden türemiş bir eylemdir. Yardım etmek birleşik çekimli bir fiildir. Birleşik bir fiildir ama ti tek kipekidir, basit çekimlidir diyebiliriz. Çıkardı kelimesine bakacak olursak cibinliklerini çıkarmış. Çıkmaktan çıkarmaktır. Sonra dı gelmiştir. Fiil kökümüze fiilden fiil yapım eki gelmiştir. Sonra geçmiş zaman kipeki gelmiştir. Burada geniş zaman eki olarak alınması düşünülen ara eki geniş zaman eki değil yapım eki olduğu için geniş zaman hikayesiyle çekimlenmemiştir. Sadece geçmiş zamanlar çekimlenmiştir. Okuduğumuz takdirde bunu anlayabiliriz. Doğru cevap B'dir. Yukarıdaki dizelerde kaç çekimli eylem vardır? Öldük ölümden bir şeyler umarak, öldük geçmiş zamanla çekimli bir eylemdir. Bir büyük boşlukta bozuldu büyü, bozuldu yine geçmiş zamanla çekimli bir eylemdir. Nasıl hatırlamazsın o türküyü? Hatırlamazsın, geçmiş zamanın olumsuzluğu da çekimli bir eylemdir. Gök parçası, dal demeti, kuş tüyü, alıştığımız bir şeyde yaşamak, başka çekimli eylem yoktur. Burada geçen umarak, sonra örneğin alıştığımız, yaşamak gibi sözcükler çekimli eylem değildir. Bunlar birer fiilimsidir. Dolayısıyla 1, 2, 3 tane çekimli eylem vardır. Cevap B'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemindeki kip, geniş zaman kipi anlamında kullanılmıştır? A. Seneye tatilde hepinizi bekliyorum. Bakın bekliyorum, bekleyeceğim şeklinde. Yani gelecek, şimdiki zaman kipi gelecek zaman anlamı taşımıştır. Geniş zaman anlamı değildir. B. Lütfen biraz daha sessiz olalım. Sessiz olalım da istek kipi vardır ama emir anlamı taşımıştır. C. Tatil günlerini alışveriş yapıyorum. Günleri alışveriş yapıyorum. Şimdiki zaman geniş zaman anlamı taşımaktadır. Bakınız. Demek ki geniş zaman kipi anlamında kullanılmıştır bu. D. Bir saate kadar büyük olasılıkla evde olacak. Burada bir anlam kayması yoktur. E. Askerden Ocak ayında geliyor. Şimdiki zaman gelecek zaman anlamı taşımaktadır. Cevap C'dir. Fiil çekimlerinde bir kipekinin başka bir kipek yerine kullanılmasına, dolayısıyla da cümlede anlatılanların yapılma zamanının kipin taşıdığı anlamda farklı olmasına fiil kipinde anlam kayması veya zaman kayması denir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinin yükleminin kipinde anlam kayması yoktur? A. Yarın bize de uğrar mısın? Uğrar mısın geniş zamanda çekimlidir. Ancak yarından dolayı gelecek zaman anlamı taşımaktadır. Yani anlam kayması burada vardır. B. 1980'de üniversiteye başlıyor ama bitiremiyor. Şimdiki zamandır fiiller kip olarak ama başlamış, bitirememiş şeklinde geçmiş zaman anlamı taşımaktadır. C. Akşamları eve hep bu saatte mi dönersin? Bakın dönersin geniş zaman kipidir. Ve akşamları dediğine göre evet bütün akşamlar anlatılmaktadır. Demek ki anlam kayması burada yoktur. D. Ben söylemeden kimse yerini terk etmeyecek. Gelecek zaman kipi ama terk etmesin şeklinde bir emir anlamı vardır. E. Akşama bize yemeğe geliyor musunuz? Evet şimdiki zaman ama akşama olduğuna göre gelecek misiniz anlamı vardır. Yani anlamı kayması vardır. C'de anlam kayması yoktur. Cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem birleşik zamanlı bir fiil değildir? Birleşik zamanda ek fiil kullanılır. İdi, imiş ve ise ek fiilleri kullanılır. A. Her geçen gün durumu iyiye gidiyormuş. Gidiyormuş da şimdiki zamanın rivayeti şeklinde bir birleşik çekim söz konusudur. Muş yani imiş ek fiili vardır. B. Yüzümdeki hüznü hemen anlardı. Anlardı geniş zamanın hikayesiyle çekimli bir birleşik zamanlı fiildir. C. Yemeğe geç vakitte katılacakmış. Gelecek zamanın rivayetiyle çekimlenmiş birleşik zamanlı bir fiildir. D. Kitapların hepsini yerlerine yerleştirmiş. Yerleştirmiş sadece bir kipek almıştır. Yani ikinci kipeki gibi olan ek fiil kullanılmamıştır. Bu da duyulan geçmiş zamanında çekimli bir fiildir. Yani basit çekimlidir. E. Bazı düşüncelerini bir türlü değiştiremiyordu. Şimdiki zamanın hikayesiyle çekimli birleşik zamanlı bir fiildir. Cevap D'dir. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde çekimli birden fazla fiil yoktur? 1. Zaman bazı şeylerin ilacı olamıyor.
Çekimli bir tane fiil vardır. Demek ki burada birden fazla fiil yoktur. 2. Onlar yanlış yaptı. Biz ise hep sabrettik. Çekimli birden fazla fiil vardır. 3. Yıllar sonra bile bazı şeylerin değerini anlayamadın. Anlayamadın. Geçmiş zamanda çekilmemiştir. Başka çekimli fiil yoktur. Yani bu cümlede de çekimli birden fazla fiil yoktur. 4. Masallar hayaldi, romanlar gerçek. Burada çekimli hiç fiil yoktur. 5. Şiirin dili vardır. Konuşur, hiç susmaz. Konuşur ve susmaz. Geniş zamanda çekimli fiillerdir. Burada da çekimli birden fazla fiil vardır. Demek ki 1, 3, 4'te birden fazla çekimli fiil söz konusu değil. Cevap E'dir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleşmemiş bir işten söz edilmektedir? A. Yeni kitabı yakında raflarda olur. Burada fiilimiz olur, geniş zamanlı çekimli, ancak yakında sözcüğü gelecek zaman anlamı taşımaktadır. Demek ki henüz kitap raflarda olmamıştır, ileride gerçekleşecektir. B. Sonunda bir albüm çıkardı. Çıkardı, geçmiş zamanla olmuştur. Yani eylem gerçekleşmiştir. C. Her zaman güzel giyinir. Giyinme her zaman olduğu için geçmiş zamanı da içine alır. Gerçekleşmiştir. D. Konuşacağı konuyu önceden belirliyor. Evet, önceden belirliyor dediğimize göre demek ki gerçekleşmiş bir olay söz konusudur. E. Sana anlatacağı şeylerden söz etmiş. Yine geçmiş zamanda olmuştur bu olay. Gerçekleşmiştir. Cevap A'dır. Yukarıdaki cümlelerden hangilerinin yükleminde anlam yani zaman kayması vardır? Anlam kayması kipekinin kendi anlamı dışında başka anlam taşımasıyla ortaya çıkar. 1. Yeni işine yarın başlıyor. Kip başlıyor şimdiki zaman, ancak yarından dolayı başlayacak anlamı vardır. Burada bir anlam kayması vardır. 2. Hiç ummadığı bir sonuç almış. Almış geçmiş zamandır ve kendi anlamında kullanmıştır. Burada anlam kayması yoktur. 3. 2 güne kadar evine döner. Döner geniş zaman eki almıştır ve 2 güne kadar dendiğine göre henüz gerçekleşmemiş. Dönecek anlamı vardır. Demek ki burada da geniş zaman gelecek zaman anlamı taşımıştır. 4. O hiçbir sözünü esirgemez. Esirgemez geniş zamanlıdır, olumsuzu ve hiçbir dediğimize göre kendi anlamında kullanılmıştır. 5. Yarım saate kadar sorun çözülecek. Bakın gelecek zaman kipi ve yarım saate kadar kendi anlamında kullanmıştır. 1 ve 3'te anlam kayması vardır. Cevap A'dır. Numaralanmış cümlelerin yüklemleriyle ilgili olarak hangisi söylenemez diye soruluyor. Birinci cümlemizin yüklemi gelebildi ifadesidir. Gelmek ve bilmek fiillerinden oluşan yeterlik birleşik fiile çekimlenmiş bir kurallı birleşik eylemdir. İkinci cümlemizin yüklemi bekliyordu ifadesidir. Bekliyordu ifadesine baktığımız zaman beklemekten bekliyor. Şimdiki zaman kipi idi ise hikayesidir, birleşik çekimlidir diyebiliriz. Üçüncü cümlemizin yüklemine baktığımız zaman işe koyulmak ifadesi anlamca kaynaşma temayülü göstermekte. Anlamca kaynaşma birleşik bir fiildir. Dördüncüsü, yormaktan yorulmak türemiş bir eylemdir diyebiliriz. Beşincisine baktığımız zaman yardımcı olmak birleşik bir fiil iken burada basit yapıldır denilmiş. Burada iki kelime olduğundan birleşik yapılıdır. E seçeneği söylenemez, doğru cevap E'dir. Altı çizili eylemlerle ilgili olarak hangisi yanlıştır diye soruluyor. Birinci eylemimiz çıkmaktan çıkışmak. Boğuk bir sesle çıkıştı. Çıkmaktan çıkışmak fiilden fiil yapmak aldığı için türemiş yapıldır diyebiliriz. Yola çıkmak anlamca kaynaşmıştır, birleşik yapıldır diyebiliriz. 3, 4, 5 ve 6. Fiillerimiz ölmekten ölecekti, kipekleri almış sadece. Esiyor, kipek almış. Verseydim, kipekleri almış. Donacaktım, yine kipekleri almış, kişekleri almış. Bunların hepsi basit yapıldır çünkü yapmak almamışlar. 5. ve 6. Eylemlerimize baktığımız zaman verseydim şart kipinin hikayesini görüyoruz. Donacak idim, gelecek zamanın hikayesini görüyoruz. Birleşik çekimlidir diyebiliriz çünkü iki kipek almışlar. Sonuncusuna baktığımız zaman, yedincisine baktığımız zaman, altıncısına baktığımız zaman donacaktım ifadesi gelecek zamanın rivayetiyle değil, gelecek zamanın hikayesiyle çekimlenmiştir. Dolayısıyla E seçeneği yanlıştır. Doğru cevap E'dir.